artık baba evine dönmek yok herhalde, değil mi? Yok. Yani sadece ablamı görmek için. Artık ona da bir şey demezsin herhalde. Peki canım. Ne zaman istersen. Peki bir şey daha soracağım. Bu Yılmaz meselesi ne oldu? Konuştun mu? Konuştuk. Sonuç? Görüşecek misin? Asla. Ne? Ne dedim? Ben yanlış duymadım, değil mi? Hayır, Kıvanç. Asla dedim. Asla görüşmeyeceğim. Bugün dükkana gittim. Hı. Sırtımdan bıçakladım beni dedi. Aynı Halil gibisin sen de. Hiçbir farkın yok dedi. Kolumdan tuttu. Dükkandan dışarı fırlattı beni. Ne için ama? Ne için? Bebeğimi babasız büyütmek istemediğim için. Senden ayrılmak istemediğim için. Yuvamı kurtarmak istediğim için. Hak ettim mi bunu ben şimdi? Tabii ki hak etmiyorsun Feride. Ne demek hak ediyorsun? Hak etmiyorsun. Sen üzülme, ben hep senin yanındayım. Sen gerçeği gördün ya. Artık ölsem de kalmam. Baba yapma böyle, ne olursun. Niye böyle yapıyorsun? Ben her zaman senin yanında olmadım mı? Ya sana hiçbir zaman ihanet etmedim. Hak etmiyorum ben bunu. Ettin, ettin. Etmedim baba. Etmedim. Ben sadece evliliğime bir şans vermeye çalışıyordum. Ya ben bu hayatta en çok seni sevdim. En çok seni seviyorum. Sen olmasan olmaz. Hiçbir şey senin yerini tutmaz. Ben annemi, kardeşlerimi hiçbirini senin kadar sevmedim ki. Ama sen ne yaptın? Beni buradan kolumdan çektin, dışarı attın. Hak ettin mi ben bunu baba? Ya ben buraya bir şey söylemek için gelmiştim sana. Bilmediğim bir şeyleri söylemek için, anlatmak için gelmiştim. Nedir o bilmediğim şeyler? Söyleyeyim mi? Ha, istiyor musun? Halil'e büyük bir miras kalmış, onu söylemeye geldim. Ne? Gir içeri de doğru düzgün anlaş. Gel. Kapısından savurduğum yere şimdi gireyim mi yani? Gel kızım, gel. Geç. Otur, otur, otur. Anlat bakalım. Ya işte... Ali Fuat... Bütün parasını abime bırakmış. Kıvanç abimin avukatı olmuş. Ben de onlar telefonda konuşurlarken duydum. Kaç para bırakmış? Çok. Çok para bırakmış işte. Vay sinsi Halil baba. Ali Fuat'ı sevmesi bu yüzdenmiş demek ki. Nasıl, öyle mi? Hiç şüphen olmasın. Şimdi anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Katilin parasıyla şov yapacak babasına. Yetmeyecek, bir seni dedesinin hayırlı torunu Yusuf'u alacak. Yok artık baba. Para için giderler mi hiç onlar? Kim olsa gider. Sen hariç tabii. Benim vefalı kızım. Bak, parayla adamlık taslayacak Deyus. Ben de zengin olamazsın demedim. Adam olamazsın diyeceğim yüzüne. Hem de hepsinin yüzüne. Yani tamam da baba. Hani ne olmuşsa olmuş artık. Ne yapacaksın ki? Düşünme orası. Babana bırak. Sen şimdi kocanın evine git. Onunla yaşa ki bana haber uçurduğun anlaşılmasın. Tamam. Bırak onu seçtin sansın. Kıvanç Efendi.
Ama baba inan ki Kıvanç... Sen bana inan. Kıvanç'ın seni sevdiği falan yok. Bebek doğduktan sonra bir funduna getirip kapıya koyacak seni. 5 kuruş vermeden hem de. Avukat kızım, ondan iyi mi bileceksin bu işleri? Bir tuzak kuracak, para vermeden kapının önüne koyacak seni. Emin misin? Onun gerçek yüzünü göstereceğim sana. Ama önce şu hayati meseleyi halledelim. Şimdi git kocanın yanına, çift taraflı ajanım olacaksın benim. Mirasla ilgili en ufak bir detayı gelip bana anlatacaksın, tamam? Ağzını ara sürekli. Tamam. Akıllı kızım benim, aferin sana. Arada bir arkamdan saydır ki dikkat çekmesin. Olur mu hiç öyle şey baba? Olur, olur. Kantar'ın topuzunu kaçırmadan da. Haydi bakalım, geç. Hadi. Gel kızım, gel. Ellerine sağlık. Yine döktürmüşüm, baksana. Aslında sana bir şey itiraf edebilir miyim? Ne yalan söyleyeyim, sabah çıkarken döndüğümde seni burada bulacağımı tahmin etmemiştim. Ne oldu? Ne değiştirdi fikrini? Sevgi. Sadece sevgi. Baba. Ne? Söyle söyle. Akşamdan beri bir karın ağrın var senin. Feride aradı mı hiç seni? Anmayın bana onun adını. Benim için yok hükmündedir o. Baba bu kadar katı olmasan mı acaba? Yani Kıvanç'a kızgınsın ama Feride'ye iyi davranıyor aslında. İyiliği batsın. Ya hepimizin bildiğini söyletme şimdi bana burada. Aramızda en çok Feride'yi seviyorsun sen. O da seni seviyor en çok. Ne demeye çalışıyorsun sen? Açık açık söyle bak. Affetme. Çok mu istiyorsun onu affetme? Hepimizin açılışa gittiği gece. Yani yıllar sonra ilk defa böyle aile gibi olduk. Çok güzeldi. Kopmayalım diyorum birbirimize. Peki. Senin hatırına. Gerçekten mi? Doğru söylüyorsun kızım. Aile mühim. Senin dediğin gibi olsun. Kopmasın kardeşler birbirinden. İsterse gelebilir. Görüşebilirsiniz. Ama ben onu affetmedim. Affetmeyeceğim de. Ama ona kızdığın için bize hala dışarısı yasak. Ha bu arada dün gece fazla delirdim. Ama öfkem geçti. Yasak masak yok artık, bitti. Haydi. Anne ben korkmaya başladım. Niye? Dedemin ne oldu, çok iyi değil mi? Evet ya ben de anlamadım. Ne oldu dedeme? Vallahi onu ben de anlamadım. Aman gerçi iyi olsun yeter. Artık huzurla yaşayalım. Ay kesin ölecek bu adam. Ay tövbe de kızım sen de. Aa. Hayırdır Yılmaz Efendi, sen yollarımı mı gözlüğün gece gece? Kaç yaşına geldin? Hala sana neden kızdığımı çözemedin. Lan git işine ya. Ne oluyor lan? Halil, gir sen oğlum içeri. Uyma şu uğursuza ya. Gir lan içeri. Boşta çocuğu buldum, babalık kovalıyor. Düzgün konuş, düzgün. Rüya buraya kadarmış. Yılmaz aynı Yılmaz. Kız istemeye gidiyoruz. Ha, sana ne? Padişahım, ferman buyurmuş. Kız istenecek diye
elçi göndermişsin bana. Senin ağzın yok mu? Yok. Sana yok. Al kardeşlerini git o zaman. Kimi istiyorsan iste. Ne diyorsun lan sen? Ne dedin lan sen? Al kardeşlerini git diyorum. Niye anlamıyorsun hala? Oraya böyle günde yalnız gitmek olmaz. Hele bu ibilikle gitmek hiç olmaz. Ulan görürsün sen şimdi. Abla vallahi gelirsen çok sevinirim ha. Gelirim tabii Halil. Beni bekleme. Avcunu yalarsın. Ölsem gelmem. Sen harbi mi diyorsun ya? Ölsem gelmem diyor. Sen zaten gelme, ben ölsem de götürürüm seni. Kardeşlerim gelebilir yani değil mi? İzin veriyorsun ya. Veriyorum. Ulan ne ters köşe yaptı herif yine ya. Şaşırttı hepimizi. Yok yok enişte, bu şeytanın kesin bir planı var da. Neyse, önemli olan kardeşlerimin bende olması zaten. Levent avukat, ne oldu, bulamadın mı senden istediğimi? Eli kolu uzun belli dedik seni. Yarın. Tamam. Akşama kalmasın ama. Gündüz hayrıyla gelsin. Hadi yavrum.